Ama orada mesela bölüm. Burhan sonradan girdi değil mi? Tabii, e, Engin İdari işler Müdürü Engin olarak. Gibi. 3. sezonda girdi. Tabii. 57. bölümde falan girdi aslında. Öyle hatırlıyorum. 57. bölüm olması o, lazım. O nereden geldi mesela? Yani Burhan Altın Top karakteri sana yine Tahin Elvası, Kahven ve o duvar. Orada nereden geldi bir anda? Ya bu karakterlerin nereden geldiğini hiçbir zaman insan anlatamıyor ki. Yani normalde o kadar berbat bir insanın benim içimden çıkmaması lazım. <laughs> Ee, yani o karakter özelliklerinin Hiçbiri inşallah bende yoktur Fakat herhalde Derinlerde bir yerde de var ki Bir yerden de çıkıyor ee, Aslında hani bu karakter kim Falan diye hep sorulur yani, siz, Kim bu bilmem kim mi falan. Hayır hiçbir karakter hiç kimse değil Aslında tanıştığın Tanıdığın birilerinden dinlediğin Arkadaşının arkadaşı olan Kafede yanması da e, Kulak misafiri olduğun sohbette duyduğun Bir sürü insan %30'u 40 u oluyor karakterin gerisi tamamen hayal gücü. Ee, i̇nşallah da Burhan top gibi gerçek bir insan yoktur ama ondan sonra neler gördük biz. Neyse. Burhan'ı çok aradık biz. Ee, Burhan... Biz Burhan'ı çok Burhan aradık ya keşke Burhan <laughs> olsaydı dedik ya. tatlı adammış diye. Ee, yani bir yerlerden çıktı ama tabii burada Engin'in olağanüstü mü desem olağan dışı mı desem performansının da e, ayrıca hakkını vermek ve bunu da ayrıca konuşmak Kesinlikle. gerekir. E, bir komedi senaristiyle oyuncu yakın çalışınca, birbirini çok iyi anlayınca ve sır sırta verince e, çok güzel şeyler çıkıyor ve ben e, engin dahil olmak üzere çalıştığım aşağı yukarı herkeste de bu e, kimyayı yakalamaya çalıştım ve çoğu arkadaşımla da bu oldu ve çok güzel şeyler çıktı. Gülşen şimdi bu isimlere bakıyoruz. Bu Avrupa yakasında işte e, Jet Society'de e, Yalan Dünya'da. Yalan Dünya'da özür dilerim bir anda hatırlayamadım. Oradaki isimler acayip acayip. Şimdi şey gibi Yılbaşı Gecesi gibi. Yani Şampiyonlar Ligi. Evet. Ee, hatta o dönemin daha da yani büyük isimleri. Şimdi evet. bunları bir daha bir televizyon dizisinde bir araya getirmek çok mu zor? Yo bence değil. Yani i̇şte... parasal olarak çok mu zor? Biraz önce bahsettiğiniz o minitaj meselesi açısından çok mu zor? Ee, ha, televizyon bir sürü soru açısından. Yani düşün. konvansiyonel anlamda. Gülse hadi ben bir dizi yapıyorum dese. E... Bunu bilmiyorum. Çok topik bir şey mi acaba? Evet e, ee, şöyle bir iyi tarafı var. Sitcom olursa aslında minutaj çok yüksek de olsa 4-5 günde çekim mi yapabiliyorsun? Bilmiyorum yani herhalde 140 dakikayı biz bir 4 günde çekebiliyorduk. Çok sabahlıya sabahlıya. Ee, ama galiba artık sitcomda yapmam diye de düşünüyorum. Yani gerçek mekanlar kullanırım daha farklı bir komedi olur. Gülme efekti olmaz. Biraz daha gerçeğe yakın bir yerden bakarım diye düşünüyorum ama onun da kolayı bulunabilir. Yani öyle bir stüdyo yaparsın ki kimse oranın dekor olduğunu anlamaz. Gerçek mekanlar gibi. Ya sıkıntı biraz televizyon seyircisi artık ölçülen televizyon seyircisi Avrupa yakasını hatta yalan dünyayı izleyen seyirci değil. Hmm. Artık o seyirci ölçülmüyor reytinglerde. Ee, o kadar dramatik bir fark var ki ben şu an düşünüp inanamıyorum. AGB zamanında Avrupa yakasındaki AB grubu ee, ölçümünde annenin ve babanın üniversite mezunu olması gerekiyordu. Ee, i̇şte haftada, ayda belli bir sayıda tiyatroya gitmen gerekiyordu, İşte sinemaya gitmen gerekiyordu, İşte yılda birkaç. Yani AB grubuna girmek o kadar zor bir şeydi ki, yani kültürel ölçüler vardı, ee, sosyo kültürel ölçüler vesaireler vardı. Şu an galiba evinde bulaşık makinesi varsa AB grubuna girebiliyorsun. Ee, o zaman da. Televizyonun e, zekası anlattığı hikayeler, e, hikayeci olarak gelişmen oyuncu olarak gelişmen biraz duruyor. Hmm. Yani televizyon biraz daha kolay anlaşılır e, şeylere gidiyor. E, onun için ben yazmakta zorlanabilirim. Evet birçok arkadaşım artık dijital platformlara çalışmak daha konforlu bir şey e, daha iyi çalışılan işler oluyor. Yani her hafta o her hafta koşturması olmuyor. Film gibi 8 bölümü çalışıyorsun, senaryo bitiyor, revizyon yapılıyor, daha rahat çekiliyor, daha rahat montajlanıyor vesaire. Ee, Birçok arkadaşım dijitalde olmayı o açıdan tercih bir de şey edebilir. Bir şey açısından da zor galiba ya. Yani e, Türkiye'nin şartları itibariyle de zor. Yani şimdi Avrupa yakası deyince benim aklıma şey geliyor. Yani Cem geliyor mesela. Levent Üzümcü muhteşem bir oyuncu. Yani Tabii ben ki. insan olarak da bayılırım kendisinde hastasıyım. A ayrı. Ben, ben... Ama şimdi mesela Levent Üzümcü'yü Avrupa yakasında hadi gel ATV'de oynat. Ya öyle dengeler de var. Yani öyle dengeler. Yani de oyunculuk, var. yetenek falandan ziyade bir de top kamplaşma Tabii. falan filan meseleleri de girdi. Öyle Oysa şeyler baksan var. ne müthiş oyuncu ne şahane Kesinlikle. Dersin. Tabii ki fazlasıyla hak ediyor ama. Öyle şeyler. Oralar da zor. Yani sadece ben hani Levent Bey için söylemedim. Yani bir sürü isim için oraya uyar buraya uymaz. saçma sapan bir Doğru sürü şey olur. var yani. Birçok hikaye içinde Tabii. bu geçerli olabilir. Hiç eskiden aklımızın ucundan geçmeyecek şeyleri gönderme zannedebilir insanlar. Kaldı ki jet sosyete de bazen oluyordu. Tabii. Ben onu hakikaten sıradan komik bir replik olarak yazmışım. Twitter yıkılıyor. Aa duydunuz mu? Bak oraya gönderme falan. Aa gerçekten değil. Hiç aklıma gelmemiş Ama öyle bir şey. da yıkılası var galiba. Twitter ya. Yani, evet artık biraz. Yani ülkenin bütün öfkesi bence oradan akıyor. Nasıl oluyorsa bilmiyorum ben. psikolojisi yani. pek iyi değil ya. Evet çok Ciddiye alınacak bir yer olmaktan biraz çıkmaya başladı. Ben Yılbaşı Gecesi'nin fragmanını seyrettim. Ben çok beğendim. Bir de yani Hı. tamamını seyretmeden bir şeyle ilgili fikir söylemek çok acayip. Doğru. Gerçekten ben sana bunu sorarken utanıyorum. Yani bu bu soruyu bile sormak bir acayip ama altta yorumlarda vardı. Ee, mesela İrem Sak orada başörtülü bir karakteri oynamış. Ee, i̇şte sana şeyi soruyorlar işte bu kapsayıcılık endişesi mi? Hiç daha önce başörtülü bir karakter oynatmadınız falan diye. Ya, Oysa o. benim bildiğim var. Ee, ee, şeyde var. Avrupa yakasında var galiba. Yalan... Bindür'ün oynadığı babaanne karakteri var. O evet daha böyle enteresan hmm. bir başka bir e, hmm. örtüsü vardı onun. Daha böyle eski moda türbanlar gibi hmm. burasına broş taktığı filan Dilber halanın başka bir Hala, şey vardı. E, başörtüsü diyebiliriz belki onu bilmiyorum. Sonra Yalan Dünya'da bir tane Karadenizli kızımız vardı hmm. ama Yalan Dünya'nın e, son sezonunda girdi ve çok az gördük. Aslında çok yetenekli bir arkadaşımızdı. Ve tatlı bir Karadenizli karakter çıkacaktı ama o arada yalan dünya bitti falan neyse. Yalnız şöyle bir şey var. Yılbaşı gecesindeki İrem'in oynadığı başörtülü bir karakter sürprizini açığa vermek istemem filmim ama başörtülü bir karakter pek diyemeyiz. Hmm. E, altından başka bir şey çıkabilir. Hmm. E, sürprizini kaçırmıyor. 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 Tamam, ama yok yok, sormuyorum. Şöyle söyleyeyim. Ben hiç öyle bir başörtülü hanım tanımıyorum. Öyle bir başı açık hanım da tanımıyorum. Çok nevi şahsına münhasır, çok farklı bir geçmişten gelen, altından ne çıkacağını bilmediğimiz e, tamamen hayal ürünü ilginç bir tip. Ya karakterin kıyafet, Ve İrem de muhteşem oynadı. Ya, muhtemelen öyle ama yani karakterin e, kıyafet tercihi bir kadının yani... Evet, bunu garip, bu nedir yani bu ilginç. bunu niye konuşuyoruz ve biz bunu niye evet. soruyoruz ama gerçekten baktım mesela bu şeylerde falan sözlüklerde yazan olmuş Twitter'da yazan olmuş evet. falan bir garip bir şey ee... yani bir hiçbir kesimi temsil etmiyor hmm. onu söyleyebilirim. Yani ne açıkları ne kapalıları ne başörtülüleri ne e, kafasını kazıtanları hiç tanıdığımız kimse gibi biri değil. Çok yegane, çok nevi şahsına münhasır İlginç bir şey çıkacak onun altından ben filmin hikayesini sürprizini bozmak istemem.